Seni burada bulacağımı biliyordum. Ne oldu sayın savcım? Beni tutuklamaya mı geldin? Hayır. Ama o da olacak. Eminim. Şahin Cigal'in ne ölüsü ne dirisi ortada. İlginç. Değil mi? Bana öyle geliyor ki sen bu herifi gebertip köşede bir yere gömdün. Değişti. Nasıl elini bu kadar çabuk tuttun? Ben onu bulamıyorum. Cevabı yanlış yerde arıyorsun. Ya da yanlış soru soruyorsun. Sen daha iyi bilirsin sayın savcım. Aslı ile ayrıldınız mı? Kim soruyor? Savcı Yiğit Aslan mı? Yoksa? Ayrıldınız mı? O başkomiser de sordu bugün. Ona da susma hakkımı kullandım. Susma hakkımı kullan bakalım. Merak ediyorum. Seni seven birini neden terk ediyorsun? Doktoru mu kastediyorsun? Başka kim olacak? Bilmem. O kadar çoklar ki. Ben sevdiklerimi de beni sevenleri de terk ederim işte. Değil mi? Neden? Sevdiklerimi terk ederim. Çünkü ben karanlığım. Beni sevenleri terk ederim çünkü ben çirkinim. Saat kaç? Kadın topraktır evlat. Sen güneş olacaksın. Kendin yanıp onu ısıtacaksın. Yağmur olacaksın, üstüne yağacaksın. Bir yandan korku, bir yandan ümidin varsa çift kanatlı olursun. Tek kanatlı uçamazsın zaten. Taş, taşlıktan geçmedikçe parmaklara yüzük olmaz. Yüzük olmak isteyen taş ezilmeyi, yontulmayı göze alacak. Bırak. Bırak seni iyileştirsin. Thank you.
Abi. Sonra. Biliyorum. Vildan'a gittiğim için bana kıskınsın. Ama... Sana gitme dedim değil mi? Sana defalarca gitme dedim. Ferhat sen bana geçen gün demedin mi? Kendini benim yerime koy, Jüri diye bir şey olsa arkasından gitmez misin, merak etmez misin demedin mi? Ben de merak ettim. Vildan'ın yanında olacağını düşündüm. Sen benim sözümü dinlemedin Aslı. Vildan senin yüzünden bu hale geldi. Ne? Ne saçmalıyorsun sen Ferhat? Hayır, geçmişte yaşadıklarınızdan bahsediyorsan bunu bu kadar abartmanın bir manası yok. Ama benim bilmediğim bir şey varsa bana söyle, ben de bileyim. Günlerdir bana Vildan'dan uzak dur, Vildan'dan uzak dur deyip duruyorsun. Nedir sebebi? Bilmediğim bir şey varsa söyle, ben de bileyim. Sorma bana bir şey. Sorma ne demek? Biz şu anda bu haldeysek, sen bana böyle davranıyorsan, biz tartışıyorsak... ...ve üstelik diyorsan ki Vildan senin yüzünden bu halde... ...bunun sebebini bilmek benim hakkım Ferhat. Ne oluyor söyler misin? Vildan'ın derdi bizimle. Neden? Ne demek bizimle? Çünkü... Çünkü ne? Çünkü Özge benim kızım. Yok. Eceline geldin. Hoş geldin. Ağır olmuyor mu biraz? Ağır oluyor. Yapmadığım şey kalmadı. Benim sağ kolumsun derken... ...hiçbir vicdanın sızlamadı seninle. Nasıl baktın yüzüme senelerce? Sen de olsan benim yerimde aynı şey yapardın Ferhat. Ben sen değilim. Sen olmadın. Benim bir tarafım babam kalmış. Bir tarafım beyaz kalmış. O galip geldi. Sen... ...hiç farkında değilsin ama Ferhat. Tahmin ettiğinden çok daha fazla buna benziyorsun. Benim seninle bir alakam olamaz. Benim bu damarlarımda berber Necdet'in kanı akıyor. Duydun mu beni? Benim seninle bir alakam olamaz Namık Emirhan. Ben senin gibi masum bir adamın canına kıymadım. Ama... ...senin gibi bir günahkarın kafasına düşünmeden sıkarım. Ferhat...
senin oğlun olsaydı, sen de aynı şeyi yapardın. O adamın kafasına sıkardın. Oğluna kavuşabilmek için. Evladın için yapardın bunu Ferhat. Diyorsun lan sen. Aslı'yı düşün. Neden ikimizin yüzleşmesini bu kadar engelledi? Ne diyorsun lan sen? Yeter, neden bunca yıldır seni benim yanımda tuttu? Hayır. 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 Ben hayır. 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 Ben neden senin gitmene hep karşı çıktım bu kadar? Yeğenimsin. Sağ kolumsun diye. Sus. Kendi kafama sıkacağım. Nasıl olsa. Senin baban Necdet Aslan değil Ferhat. Sen benim oğlumsun. Sen Namık Emirhan'ın oğlusun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.